Evet, Hayko huzuru musikide buldu, yüzü gözü açıldı. Yanımızda Hayko'nun katıldığı koronun şefi Şemsettin İpsiz Topaç var. Şemsettin Bey, nasıl oldu, nasıl gelişti bu olay? Vallahi bu işte ilk geldi bizim koroya. Hocam dedi, benim dedi teknik altyapım dedi, sanat müziği musiki istedi. Asıl müziğime geri dönmek istiyorum dedi. Abi dedi, öyle sabahlara kadar dedi, bağır çağır, böğürmekten dedi, bıktım dedi. Hayko gel, gel. Geliyorum. Çocuklar yer açın Hayko'ya, gel bakalım. Aferin. Vay be, nereden nereye bak, nereden nereye. Bu ilk geldi bana dedi ki, hocam dedi, ben artık öyle dedi, asi, başına buyruk, zibidi bir adam olmak istemiyorum. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmak istiyorum dedi. Evet, öyle dedim, evet. Gerçekten de öyle dedim. Çünkü ılık buselerin yanaklardan süzüldüğü... Sözümün kesilmesinden hoşlanmadığımı biliyorsun Kehribar. Yemine, yemine! Gel buraya, gel. Gel, insan kıyamıyordu. O kadar naif, o kadar nazif, o kadar kırılgan ki ceza bile veremiyoruz vallahi. Canım ya, sevdiriyor mu kendisini? Ya şey yapma, hemen değil. Zamanla, yavaş yavaş. Şemsettin İpsiz Topaç, hocam genelde Hayko'dan korkulmuyor, çekiniliyor. İlk koroya aldığınızda hemen aldınız mı? Neler düşündünüz? Yok, ben de ilk bir almadım. Ben de bir korktum, tedirgin oldum. Ha, sonra ne oldu? İşte sonra benim evin yolunun üzerinde mezarlık var. Akşam eve giderken kendisini gördüm yolun üzerinde. Yine konserden çıkmış aynı kılık kıyafetle gece. Hocam dedi, beni dedi koroya almak istemediğinizden emin misiniz dedi. Ben de yok, emin değilim dedim. Hemen dedim, gel yarın sabah başlayalım. Öyle yani, korkudan gece ne yapacağım başka. Hayko ile biz yaşamayı öğrendik. Hocam. Hayko ile yaşamayı, hatta biz ona klip çektik. Çok da güzel bir sanat müziği eserine klip çektik. Hocam müsaade ederseniz klibimizi Seyri Sinan edelim. Ne edelim? Seyri Sinan hocam. Bak şapşal. Bak, bak utanmaya bak şapşal. Nereden geliyor bunlar senin aklına? Bak Seyri Sinan ederim diyor. Allah seni. İzleyelim. Adasa. Şemsettin hocam, Hayko'nun uyum süreci zor olmuştur. Koroda ne gibi sıkıntılar geldi başınıza? Zor günler geçirdik, zor günler geçirdik. Yani koroda ilk dönemde kimin arasına koysak erkeklerden, o ikisini kendi yanındakilerin suratını boyuyordu. Kendine benzetiyor, gözlerini boyuyor, saçları dik yapıyor. Çok arkadaşımız kaçtı gitti yani korodan. Bir de koroda böyle hamile bir kadına sürekli uzun uzun bakıyordu. Ya önce de bir anlam da veremedik, niye bakıyor diye. Meğer çocuğu kendine benzetmeye çalışıyormuş ya. Çocuk doğunca anladık. Of, sinirden değil. Her, elim ayağım her tarafım boşal. Tamam tamam. Yok yok, daha bak bardağı taşıran bir şey var, onu mutlaka anlatmam lazım. Daha buramıza geldi. Bu Türkiye'nin en yetenekli köpeği var ya, Max. Ye. Yeah. O da bir şey mi? Ben köpeği değil eşeği bile eğitirim dedi. Yemin ediyorum bir ay koroya eşekle geldi gitti. Böğürmekten de karşılıklı başka hiçbir şey yapmadılar. Vallahi sinirlerimiz bozuldu. Sinirlerimiz bozulmadı mı ya? Vallahi sinirlerimiz bozuldu ya. İpsiz Topaç. Hocam, müsaade ederseniz biraz Hayko'yu dinleyeyim. Haykocuğum, musiki albümü, yeni albüm. Neler, nasıl gidiyor çalışmalar? Hayır, 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 hayır. Böyle şeyleri konuşmaya bence hiç gerek yok. Hayatta önem verdiğim artık tek şey sigortalı bir iş sahibi olabilmek. Müzik zaten gönül eğlencesi olarak bakılıyor benim hayatımda. Bir de eğer hocam da uygun görürse tabii ki, helal süt emmiş birini bulabilirsek dünya evine girmek çok istiyorum. Bakacağım, bakacağım. Ona da bakacağım. Haykocuğum, çok konuşuldu, çok tartışıldı da sormak zorundayım. Geçmişe dair herhangi bir pişmanlığın var mı? Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyi tekrar tekrar hatırlamak istemiyorum. Geçmişte yaşadığım her şey benim için belki de küçük bir kötü hatıra olabilir. Ağlama. Hayır, hayır. Aa, hayır, hayır, ağlama. Aa, hayır, ağlama. Ağlama Kehribar. Ağlama, hayır. Git arkadaşlarının yanına. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Her derdin devası neydi? Musiki. Hadi bakalım.